Futbol Net'e başlıyoruz. Gündemde önemli konular var. Kupa maçları geride kaldı. Çeyrek finalistler belli oldu. Saat 15'te kura çekimi var. ntvspor.net'ten takip edebilirsiniz kura çekimini son dakika gelişmeleri olarak. Ama gündemde dediğim gibi önemli gelişmeler var. Maçlardan bağımsız olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş'ta kritik bir zirve var. Beşiktaş son 8 maçının 7'sini kaybetti. Avrupa'da yok. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir alt lig takımı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elendi siyah beyazlılar. Tribünlerde protesto sesleri vardı ki Abdullah Avcı'nın üzerindeki baskı daha da arttı. Maçtan sonra yaptığı basın toplantısında Abdullah Hoca bu durumun normal karşılanabileceğini söylemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Nevzat Demir tesislerine geldiğini biliyoruz. Evet. Birkaç dakika önce ve saat 2'de planlanan bir toplantı var. Bu toplantı sonucunda Beşiktaş'ın teknik adamı değişebilir. Farklı kararlar çıkabilir. Bu konuları Nebil Evren'le birlikte değerlendireceğiz. Mustafa Cengiz'den nereden başlamak bence istersin? Bence Beşiktaş'tan başlayalım. Oradaki durum biraz daha sıcak ve hani daha önemli ve radikal sonuçlar doğurabilir. Şimdi 3 ihtimalli maç gibi aslında bu, değil mi? Ne olabilir bu toplantıdan? A. Biz hocamızın arkasındayız. Onu destekliyoruz. Sezon sonuna kadar en azından onunla birlikteyiz falan filan gibi bir açıklama çıkabilir. B. Hayır, biz Abdullah Avcı ile yolları ayırdık. İşte en kısa zamanda da yeni bir teknik direktör takım başına getireceğiz, her neyse. C. Hocamızla devam ediyoruz. Ve şu 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 isimleri süresiz kadro dışı bıraktık. Değil mi? Böyle kriz anlarında başka dördüncü bir ihtimal geliyor mu aklına? Başka bir ihtimal yok. Ne olabilir? Yönetim istifa etmeyeceğine göre daha yeni geldi. Seçilmiş. Yani bu tip kriz anlarında bu sonuçlar çıkar. Hangisine daha yakın sence? Ne diyorsun? Bence Abdullah Hoca ile sanki yollar ayrılacak gibi. Yani gidişat şöyle bir durum var. Beşiktaş kazanırken de aslında umut vermiyordu ama skor tabelasındaki o galibiyet 3 puan durumu biraz da yanıltıcı oluyordu. Yine burada konuşmuştuk bunu. Devamında da işte arka arkaya gelen bir başarısızlık zinciri var. 8 maçta 7 mağlubiyet haber yaptık. ntvspor.net'te bulabilirler. Beşiktaş tarihinin en başarısız dönemlerinden birisi. Tabii. Ve bir alt lig takımına eleniyorsunuz. Üstelik çift maçta eliminasyon usulüne göre oynanan, hani tek maçta yakaladı da, formsuzdu da, işte taş kuşa çarptı da, kuş taşa çarptı da durumu değil yani. İki maçta da ortaya çıkan sonuç Beşiktaş için başarısız, acı, kötü. İki takım zaten lig farkı var. Her neyse, uzatmaya gerek yok. Bir Beşiktaş'ta değişikliğe, sanki bunu söylerken üzülmekle beraber, değişikliğe gerek var gibi. Bir de şöyle yan faktörler de var tabii. Bir Sergen Yalçın gerçeği var. İlginç şekilde Sergen Yalçın isminin teknik direktör olarak tabii ki başarılı bir giriş yaptı teknik direktörlük kariyerine. Çok istikrarlı olarak bir takımda çalışmamış olsa da her gittiği takımda bir fark yarattı, bir oyun kültürü oturtmaya çalıştı, golcü takımlar yarattı ve sansasyonel galibiyetler de aldı. Ama Sergen Yalçın ismi Beşiktaşlar'da büyük bir heyecan yaratıyor. Ama derken şu, ama bir kupası, bir lig derecesi ya, evet, vesaire Sergen yok. Ama şöyle bir durum var. Nasıl Igor Tudor döneminde Fatih Hoca'nın ismi böyle büyük bir şeydi, Igor Tudor'un üzerinde gölgeydi ve geleceğini hep beraber biliyorduk. Tabii ki Fatih Terim teknik direktörlük kariyeriyle Sergen Yalçın'ınki mukayese edilmez. Yani ama ağırlık olarak ilgi çekici şekilde Galatasaraylıların üzerinde Fatih Terim'in o dönem yarattığı heyecanın bir benzerini Sergen Yalçın yaratıyor. Dolayısıyla aynı, benzeri diyorsun. Benzeri tabii, aynı değil. Çünkü Fatih Terim ismi başarıyla özdeşleşmiş bir isim. Sergen Yalçın ismi ise Beşiktaşların da biraz daha romantik tavrıyla, işte Sergen Yalçın gelsin, hani ben de tuttuğum takımın başına açıkçası geldiğinde çok mutlu oldum. İşte eski efsane futbolcusu. Başarılı olur olmaz o ayrı bir şey ama işte şu anda tribünde olan genç yaştaki arkadaşlarına da, kardeşlerimizin 25-30 yaş civarında. Hava bu, atmosfer bu. Evet, hava bu. Yani olduğundan sanki Sergen Yalçın'a büyük bir sevgi var. Geçen işte Malatya maçından sonra da tribünlere çağrıldı, selamladı. İstiyor. Beşiktaş taraftarı bunu istiyor ve bu durum Abdullah Hoca'nın üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor. Beşiktaş yönetiminin değişiklik, radikal değişiklik yapma konusundaki elinin gücünü arttırıyor. Çünkü ne olacak? Sergen Yalçın bir de boşa da çıktı. Hiç kimseyi de üzmeyeceksin. Yani çünkü bir ara karşı karşıya gelindi ya Malatya ile Adil Gevrek başkanla. Şimdi
Abdullah Hoca'yı gönderirse tribünler de hiç olmazsa işte istiyordunuz Sergen Yalçın diyebilirler. Yani şimdi Abdullah Hoca bir sistem teknik adamı. Hep övdüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ardından Medipol Başakşehir'in oluşması, yine bunu da 27 kere konuştuk belki ama evet. işte yani o kadroları sayarak getirdiği durum, yani önceden bir sürpriz takımı kupa finalisti yapmıştı, sonra egemen futbol oynayarak, şampiyon takım futbolu oynayarak 3 kere şampiyonluk adayı oldu, ikinci oldu, kaçırdı vesaire. Ama Beşiktaş tabii kendisi de biliyordu, her seferinde söyledi, büyük kulüpte size böyle yavaş yavaş yani 3-5 senelik plan dahilinde çok fazla şans vermezler. Yani özellikle Türkiye'de rahat rahat o fırsat verilmez. Abdullah Hoca'nın da açıkçası çok başarılı gittiğini söyleyemeyiz tercihleri konusunda ve çok zor bir dönemde geldiğinin de altını çizmek lazım. Çok zor bir dönemde geldi. Bütün kulüpler bu kadar zor yaşıyor. Olacağını kendi de tahmin etmemişti muhtemelen. Bir de bildiğim kadarıyla ona söylenen tabloyla sonra aldığı çıkan tablo arasında büyük bir fark var. Hoca da bu idealist yaklaşımıyla, çünkü geldiği yerin kıymetini biliyor Abdullah Hoca. Yani bir de şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çok ilginç bir şekilde Abdullah Hoca ile alakalı, Abdullah Avcı ile alakalı bir yersiz gereksiz bir antipati var. Çok enteresan bir şekilde. Yani bu en çok sürtüştüğü tribün de Beşiktaş tribünüydü. Onun da olumsuz doğru. etkisi oldu Medipol Başakşehir teknik direktörü. Yere yatsana, yere yatsana. Neden belli çıktı, değil. Yani Türk futbol atmosferi içerisinde eleştirilebilecek Abdullah Hoca'dan 5 kat, 10 kat, 15 kat daha antipatik. Ki ben antipatik bulmuyorum kesinlikle Abdullah Hoca'yı. Karakterler var. Abdullah Hoca üzerinde enteresan bir algı oluşturdu ve bunların arasında Galatasaraylı da var. Fenerbahçeli de var. Bir böyle enteresan bir hiç olmadığı şekliyle ki hak etmediği bir bence bunu farklı evet düşünce Beşiktaşlılar açısından biraz hani özellikle İBB artı Medipol Başakşehir dönemlerinde hani Beşiktaş'a karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Yani Beşiktaş karşısında çok galibiyet elde etti. Bu bir hani Beşiktaşlar cephesinden böyle. Galatasaraylılar cephesinden yani işte geçen seneki şampiyonluk yarışı. Hani bizde bir böyle ya. Rakibe saygı duymaktan ziyade ona karşı bir nefret tabii beslemek. Diye çok şey oldu. Nefret beslemek var. O öyle. Biraz Medipol Başakşehir'in genel olarak hani algısı çok böyle herkesin sempatiyle baktığı bir kulüp değildi. Onun teknik direktörü olması genel olarak böyle bir bence de çok hak etmediği bir antipati yarattı. Ama gelinen noktada Beşiktaş'ta sorumlu kim, sorun nerede? Ona bakmak lazım. Ona göre karar almak lazım. Şimdi Beşiktaş yönetimi bir tespit yapacak ve o tespite göre de bir karar alacak. Bu tespit doğrultusunda bir çözüm arayışına gidecek. Yani burada ben açıkçası ne Abdullah Avcı'nın tek başına sorumlu olduğunu düşünüyorum bu kötü gidişatta, ne de kurulan kadronun tek başına yetersiz olduğunu düşünüyorum. Evet, kadro Beşiktaş'ın 2 sene önceki işte Adrianoğlu, Pepe'li, Talişkalı, Cenk'li kadrosu da işte Mario Gomez'li yani daha da geriye gidersen evet. Ya o işte. Ama bazen de öyle bir sayılıyor ki sanki hepsi aynı anda oynamış gibi. Talişka, Mario Gomez, Sosa falan hepsi aynı anda oynamış gibi sayılıyor. Öyle de değil yani. Biri vardı, biri yoktu işte. Mario Gomez gitti, Talişka geldi gibi oldu yani, anlatabiliyor muyum? Bazen öyle bir abartmak için öyle sayılıyor. Neyse. Evet, o kadrodan tabii ki zayıfladı ve zayıflayacağını zaten hepimiz öngörüyorduk. Abdullah Avcı da bunu biliyordu. Beşiktaş yönetimi de o zaman biliyordu, Fikret Orman. Ama yani bu kadroda 8 maçın 7'sini kaybedecek, lider Sivas Spor'unda 10 puan gerisine düşecek bir kadro değil bence. Eğer öyle bakacaksak olaya, o zaman Rıza Çalınbay ne yapsın yani? Tabii. Yani veyahut da iki maçta Medipol Başakşehir'in elenecek. Medipol Başakşehir'in, şimdi herkes Medipol Başakşehir'i hala Arda, Robinho falan üstünden konuşuyor ama Medipol Başakşehir'in şu anda oynayan 11'i bunlar değil. Crivelli santrforu. 4-4-2 çok, orada yani, çok dikkat çekici. Gulbransen oynuyor. Hani savunmada işte Ponk oynuyor. Hani Şikirtel de oynuyor evet ama yani Medipol Başakşehir'de aslında ciddi bir değişime gitti ve hani o kadronda Beşiktaş'ın kadrosundan çok çok iyi olduğunu falan iddia edemeyiz. Evet, yedek kulübesi, kadro derinliği, bunlara katılabilirim. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Evet, Beşiktaş iyi bir kadro kuramadı, kabul ediyorum. Ama iyi kadro kuramaması Abdullah Avcı'nın buradaki bu başarısızlıktaki sorumluluğunu azaltmaz.
Çünkü biz teknik direktörlerden de bu bireysel performansların toplamında daha fazla iş yapmalarını bekliyoruz. Evet. Abdullah Avcı değil miydi? Uğur Uçarlı, Ferhatlı, Yalçınlı, Volkan Babacanlı. Dur bitireyim. Mehmet Battallı kadroyla ilk yarıyı lider bitiren. Demek ki o oyuncu grubuyla bir devreyi lider bitirebiliyorsa, Abdullah Avcı'da bu kapasite varsa, tabii ki kulüp dinamikleri farklı, baskı farklı, beklenti farklı, hepsini anlayabiliyorum. O zaman Laiçli, Buraklı, hani bunlar da az buz oyuncular değil. Enkudulu, Atibali, Vidalı. Bu kadrodan da en azından 10 puan geride olmazdı. Belki 2-3 puan geride olurdu ve hiçbir anında umut veren bir futbol oynamadı Beşiktaş sezonun. Yani bir 20'şer 30'ar dakikalar var ama çok yani az, çok nadir. Göztepe maçı bir bölümü gibiydi. Kasımpaşa maçının bir bölümü gibi. Bence en iyi oynadığı maç neydi biliyor musun? Rize maçıydı. Berabere kaldı. Ben onun dışında Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı maç hatırlamıyorum. Bir Konya maçı var, kaleye gitmeden kazandı Beşiktaş mesela. Yani o yüzden ben %50-50 olarak görüyorum şeyi. Ha burada tabii futbolcular paralarını düzgün alamıyorlarsa, bu tabii performans çok etkileyen bir şey. O zaman burada eski yönetim dahil ama yeni yönetim de burada sorumluluğun önemli bir kısmını üstlenmek zorunda kalır. Çözüm ne? Evet, teknik direktör değişikliği bu tip durumlarda, kriz durumlarında bir çözüm olabiliyor. Hele böyle mali yapınız varsa, takımı değiştiremeyeceğinize göre, bir iki futbolcu takviyesi yapamayacağınıza da göre. Acaba böyle bir silkelemek için, evet, ne yapacaksınız? Acaba ama önden bir kadro dışı hamlesi, öyle bir iğne, öyle bir doping yapmak daha doğru olur mu? Bu mevcut şartlarda daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Yani kadro dışı kimi bırakacaksınız mesela? Tabii o yani önemli. Şöyle bir şey var. Hiç oynamayan oyuncuları kadro dışı bırakmada bir anlam ifade etmiyor. Yani böyle mesaj vermek açısından. Yani şimdi hiç oynamayan futbolcuları bıraktığınız zaman zaten, çünkü kadro dışının iki şeyi var. Bir, o hani huzursuzluk yaratan, antrenmanlara tam konsantre olmayan, hatta fizikçilik yapan, varsa öyle oyuncular. Kestim ben tamamlayayım. Yok. Yani illa kadro dışı kalınca her şey çözecek değil. Varsa gerçekten böyle huzursuzluk yaratan futbolcular, onları kadro dışı bırakmak lazım. Çünkü bu kadro dışı da şöyle kullanılıyor Türkiye'de. Yani ne yaptık? Önlem aldık. Onu kadro dışı bıraktık. Sonra da hiçbir şey düzelmiyor. Aynen devam ediyor her şey yani. Bu kadro dışı sonunda pek bir şey düzeldiğinde ben pek, yani bilmiyorum, sen hatırlıyor musun? Evet, böyle bu kadar kötü giderken kadro dışı bıraktı iki kişiyi ve bir anda takım yükselişe geçti. Ben sana söyleyeyim. Söyle. Trabzonspor. Burak mı? Burak'la Onur. Evet. Ama o biraz, oldu çok yetes. Evet, Malatya'dan 5 yedik. Mali değil miydi? Yok. Malatyaspor'dan 5 gol yiyince. Evet. Hatırlat lütfen daha detaylı. Trabzonspor. Burak'la Onur da bir an, zaten ondan sonra işte kale Uğurcan'ın oldu. Değişik bir şey oldu. Sağ içi. Hatta şunu konuştuk. Burak sahadan çıkınca evet çok gol atıyordu ama bütün takımın oyun planı onun üstüne kuruluydu. Evet. Takım daha rahatladı. Dengeli oldu, daha rahatladı. Dengeli bir oynadı. Yani tesadüf böyle bir örnek var ama ben sana gelen istisnalar kaideyi bozmuyor. Aynen. Ama işte şunu diyeceğim. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi Onur ve Burak hem simgesel isimler, evet, hem saha içinde belirleyici isimler, liderlik vasfı bakımından. Tabii. Onur'un takımın içerisinden çekip çıkartılmış olması, diğer futbolcular da, biraz önce de onu söyleyecektim. Hı hı. Hem oyuncuları huzursuzluk çıkartanlar varsa o grubun arasından ayıklarsanız zaten bir huzur gelir. Hem de diğerlerine de mesaj verirsiniz. Tabii. Bu mesajı da zaten şimdi hiç oynamayan boydu kadro dışı bırakarak veremezsiniz. Ya az oynayan değil, hiç oynamayan demeyeyim de, yani zaten hiç sayılır. Hiç sayılır. Yani. Şimdi Burak'ı ama kadro dışı bıraktığınızda, diğerleri de Burak Yılmaz Trabzon'da oynarken, şimdi için demiyorum, evet, Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakmak anlamında, önemli isimlerdir. Sarsar, silkeler, hem de saha içine farklı yansıması olur. Bir elektroşok gibi olur ama sıradan vasat isimleri, oynamayan isimleri bırakmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla Beşiktaş'ta aslında öyle bir oyuncu göze batmıyor. Evet, yani çok birkaç oyuncu göze batmıyor. Hani Caner biraz belki sahada çok fazla arkadaşlarıyla tartıştığı için göze batıyor. O ön plana çıkıyor. Yani bu anlamda. Bu anlamda. O da biraz aslında şey. Geçen antrenmanda da bir oyuncuyla karşı karşıya gelmiş. Evet. Yani Caner'in var, hırslı bir kimliği var. Ama Beşiktaş'ın da bu aralar en çok ihtiyaç duyduğu şey hırs. Saha içerisindeki dinamizm. Yani Caner de onun fitilliğini ateşleyen oyunculardan birisi. Kaldı ki Beşiktaş'taki en iyi sezonunu geçiriyordu.
İlk yarıda ya en ilk çok yarıda, asist yapan oyuncu oldu yani netice itibariyle. Hani o tendonu koptuğu için hani uzun süre verim alamadı Beşiktaş Caner'den ama dolayısıyla en yakın örnek hani o silkelemeyi yapmak için teknik adam değişikliği kapıda gibi gözüküyor. Sergen Yalçın ne verebilir? Gelince yine kısa dönem bir parlama olur. Hani klasik vardır ya, bir teknik adam değişikliğinde bir rahatlama oluyor takımlarda. Ama o suni mi olur, kalıcı mı olur? Sezonu bundan sonrasında hedefleri nasıl etkiler? Hedefe gidebilir mi? Bir de lig kaldı. Kupadan elenmemiş olsa Beşiktaş... Lig kaldı mı? Önemli. Lig de bence kalmadı. Geçen de hani burada konuştuk. Sen de görmüşsündür. O benim yorumum. Hani evet. Eşit puandaki iki takım hakkında ama... nasıl öyle konuşuyorsun diyorlar ama şöyle diyeyim. Şimdi sadece puan durumuyla belli şeyler zaten o net bir veridir. Matematiksel bir veridir. Benim yaptığım yorumdur. Aynen öyle. Yani Galatasaray transferini yapmış. Galatasaray yeni bir motivasyon yapacak. Ve hayır, transfer yapacağım diyor Galatasaray tribünleri teknik adamına güveniyor. O icraatına güveniyor. Falcao sakatlıktan dönmüş. Yeni transferler yapılmış. Eğrisi Galatasaray'ın yukarıya doğru. 90 derece olmasa da 60 dereceyle. Beşiktaş'ınki de tam tersine doğru açık şekilde aşağıya serbest düşüşte ki gördük. Yani sonuçta ya evet. Tribünlerle taraftarla futbolcunun arası kopmuş. Taraftarla teknik direktörün arası pamuk ipliğine bağlı. Bunlar hep negatif şeyler. Yani aradaki farkı çok kolay ortaya koyan şey. Bugün Abdullah Avcı ile niye toplantı yapıyor? Ahmet Nur Çebi. Belki Abdullah Avcı'nın geleceğiyle ilgili karar verecekler. Belki takımdaki bazı oyuncular. Tabii. Galatasaray'da şu anda öyle bir durum yok ki. Dediğim orada gibi, da çıkışta, mini bir kriz var ama. Hayır, o krizin sebebi başka. Ama hani veya tribünler teknik direktörü istifaya çağırmıyor. Futbolcuları yuhlamıyor. Yani aynı puandalar ama moralleri, motivasyonları ve yönleri inanç var. Birbirinden tamamen farklı. İnanç var. Ve, Galatasaraylar yakalayabilecekleri inanıyor. Ve kadro kalitesi farkı da var Galatasaray'la Beşiktaş'ın. O da bir de, yani biraz o da inandırıyor ya, Beşiktaş yani. Transfer yapamadı işte Fenerbahçe gibi. Galatasaray yapıyor. Yani İler mesela 8 dakikayı dün seyrettik. İşe yarayacak gibi gözüküyor. Sol bekini değiştirdi. Takviyelerini yaptı. Lan evet. Beşiktaş ama... Yok. Yani hatta işte şu anda eksilecek mi, eksilmeyecek mi? Yani onu konuşuyoruz Beşiktaş'la ilgili öyle değil mi? Evet. Tabii. O yüzden yani aynı puanda olmaları yönlerinin aynı olduğunu göstermez. Evet. Yani işte... Videoyu seyretmeden yorum yaptı insanlar. Evet. Problem değil. Bizimkiler de tabii oraya gel yapıyorlar tabii. Beşiktaş koptu, Galatasaray yarışa tutundu. Öyle demişsin. Demeseydin öyle o zaman. Allah Allah, hayret bir şey. Yorumun arkasında dur Emek Ege. Max Kruse ile ilgili de yorumun arkasında duruyorum. Tebrikleri evet. Almaya başladım yavaş yavaş. Evet. Unutma gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır. Evet. Şimdi efendim ikinci konu başlığımıza geçelim. Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi çevresinde gelişen ilginç olaylar. Yani %100 olarak değerlendiriyorduk bundan bir ay önce ilk çıktığında. Ardından özellikle Medipol-Başakşehir-Galatasaray maçında Arda'nın gelip Fatih Hoca'nın elini öpmesi, özür dilemesi. Fatih Hoca'nın ona verdiği sıcak karşılık. Cevap. Ardından daha da elini yükselterek diyelim, sıcaklık dozunu yükselterek basın toplantısında Arda... İşte herkesin gönlüne girmeyi bilir bu Arda dedi. Ardından bu ocaktan yetişmiş, altyapıdan yetişmiş bir futbolcuya ikinci şansı vermemiz gerek dedi ama yönetim Arda yok istemiyor. Diyor. Evet. Ve dünkü basın toplantısında da Fatih Hoca yönetimle aramızda bir görüş ayrılığı var dedi. Şimdi ilginç. Yani Fatih Hoca isteyip daha önce bunun tersi vardı. Hani neydi? Drogba Snyder transferinde Fatih Hoca'nın çok tercih etmediği şekilde. Çünkü Drogba'yı değil de Snyder'ı istemiyordu. Snyder istemiyordu Drogba'yı. Drogba'yla ilgili istemem demedi hiç. Snyder'ı istemiyordu. Çok net söylemişti bunu. Hatta şöyle yapmıştı basın toplantısında. Hiç unutmuyorum. Böyle kakayım ne sordular. Snyder işte gündemde hocam ne diyorsunuz falan gibi soruldu. Ne kim ne falan yani. Kim böyle yaptı. Yani. Kimi anlayamadım falan yaptı. Benim birinci tercihim kaka demişti o zaman. Ya şimdi bu aslında evet birinci tercih. Şimdi neyse. Bu olay şöyle bir simgesel anlamı da var. Hani hep Galatasaray'da konuşulan Fatih Hoca yönetim üstünde bir karakter mi? Ki, Fatih Hoca'nın bulunduğu ki başka yönetimlerde de yani bu işte Ünal Aysal dönemi o tırnak içerisinde eleman polemini de hatırlıyoruz. Krizini de hatırlıyoruz. Yönetimle arasının açıldığı. Fatih Hoca kült bir karakter. Çok önemli bir
sembol. Yani yaşayan en büyük Galatasaraylardan biri kariyeriyle ve kazandırdıklarıyla. Hem de takımı teknik direktörün ötesinde bir yönetici kimliği de var. Yani stratejiyi belirleyen, işte Fenerbahçe kulüp başkanıyla deyim yerinde ise göğüs göğüse çarpışan Demet savaşlarında Fenerbahçe başkanının muhatap aldığı isim de o. Çünkü asıl yıkılması gereken kale. Kale yani. Fenerbahçeliler için diyelim. Evet. Psikolojik savaşın verilmesi gerektiği. Çünkü Galatasaray'ın gündemini, yolunu, yordamını belirleyen olarak değerlendiriyoruz. Yönünü belirleyen Fatih Terim. Fatih Hoca. Şimdi o bir oyuncuyu isterken Galatasaray yönetiminin istememesi. Ya şimdi bak, burada şöyle ilginç bir durum var. Tabii konu Arda Turan olduğu için konu daha da ilginçleşiyor. Çünkü bu normal bir transfer değil. Herhangi bir futbolcudan bahsetmiyoruz. Arda Turan'dan bahsediyoruz. Şimdi bir, bilmiyorum bana katıl. Ne Fatih Terim Arda'yı niye tekrar takımda görmek istediğini anlattı. Yani hep Arda'ya güzel, evet, ikinci bir şans verilmesi üzerinden anlattı bunu. Kaptandır, camiadan yetiş. Ama hani senin niye ihtiyacın var? Benim Fatih Terim olarak niye ihtiyacı var? Onu anlatmadı. Ne de yönetim Arda Turan'ı niye istemediğini anlatmadı. Evet. Katılıyor musun bana? Katılıyorum. Bilmiyorum. Katılıyorum. Yani Fatih, ben Arda Turan'ı istiyorum çünkü İşte sol kanatta şöyle yapacak, takımın bir şey abiye ihtiyacı, neyse o açıklama demedi. Yönetimde biz Arda Turan'ı istemiyoruz çünkü şundan 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 dolayı demedi. Şundan dolayı dedi aslında ama hiç inandırıcı kimse. Neydi? Takımın geleceğine yatırım yapıyoruz. Yani o sırada da Godin'le görüşmeler, mesela 32-33 yaşında başka futbolcuyla transfer görüşmeleri yapılıyor. Yani havada kalan, evet, tabii. İkna edici olmayan bir açıklama. İkna edici değil, aynen. Yani onu diyorum. Yoksa şimdi, Fatih Hoca da bir şeyler söyledi ama. Açıkçası ben Arda Turan'ın Galatasaray'a gelip bu sezon içerisinde faydalı olabileceğini çok zannetmiyorum teknik anlamda. Ama bir yandan da Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş, giderken 13 milyon euro kazandırmış, Galatasaray'da bulunmadığı dönemde her platformda özel hayatında problemler yaşamış olabilir ama ben de inanıyorum herkes ikinci şans hak eder. Fatih Hoca da çok değer verdiği için, buzlarda eridiği için ve oyuncu karakterine de inanıyordur. Yani belki 2-3 ay olmaz ama gelecek sezondan itibaren belki eski Arda'yı görebiliriz. Bunun için istiyor. Yoksa teknik anlamda şu anda Galatasaray girse, seyrettik miydi Paul Başakşehir'de? Evet. Sezon başında da seyrettik. Yani kafası da karışmış olabilir. Şimdi o yargı sürecinden de geçti. Arda çok fazla sahada değildi. Bedenen oradaydı ama. 2,5 yıldır falan yok Arda sahada. Yok yani toparlamak da güçlük çekiyor. Dolayısıyla hani gelir. Şimdi Galatasaray'ın sorunu neydi sezonun ilk yarısında? Topu hızlı taşıyamamaktı ya. Ön bölgeye geçememekti ya. Onyekuru gittikten sonra diğer oyuncuların formsuzluklarıyla beraber. Şimdi dünkü maçta seyrediyoruz. Sekidika, Ömer Bayram da yapıyor. Topu daha hızlı taşımaya başladı. Onyekuru gelince daha da hızlanacak Galatasaray'ın. Arda teknik olarak hız katmaz ki. Onu diyorum. Topa sahip olmayı fazlalaştırır. Bak, set oyununda bir şey söyleyebilir miyim? Çok dikkatli seyrettim. İlk Başakşehir'e geldiğinde, Abdullah Hoca Başakşehir'deyken, ne zaman Arda'yı bu amaçta oyuna alsa, bir Rize maçı var hatta, Arda oyuna girdi. 2-0 öndeydi Başakşehir. 2-1 oldu. İkinciyi de yiyorlardı az da. Yani Arda'yla birlikte bir oyuncu daha oyuna almıştı. Hocanın yanlış bir tercihi olmuştu. Arda yani öyle bir fiziksel yetersizlik içerisindeydi ki onun üzerine 2 sene daha geçti. 32 yaşına geldi artık. Çok deneyimli futbolcu. 2,5 seneden beri düzenli olarak 5 maç arka arkaya 90 dakika oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ha, yani gelirse, dün tribünde gördüm, bir Arda forması vardı, 66 numara. Gördün mü sen onu? Ay zaten Fatih Terim bir önceki maçtan sonraki basın toplantısında medyaya dönüp siz de talep etmeniz lazım, taraftar da falan dedikten sonra Galatasaray'ın baskın taraftar grubu Ultras'tan hemen bir açıklama yayınladı. Yani burada iş ama şeye doğru gidiyor. Hani Ultras'tan görüşünü belirtti. Taraftar istiyor. Bence tamamı istemiyor da. Teknik direktör istiyor. Çok karışık duygular var o konuyla alakalı. Evet, insanlar da şeyi hatırlatıyor. İşte neydi o? Adam gibi adam tişörtleri. Evet, gibisi tabii. Arda fotoğrafı olan. İşte ne bileyim neydi o? Emre'nin abisi Emre, kankası Acun, sen artık yoksun koçum falan. Hani ne oldu da bir anda buraya döndü iş, onu da anlayamadım. Neyse. Karmaşık, evet, çok karmaşık bir konu. Fatih Hoca'ya güveniliyor. Fatih Hoca'ya saygı duyuluyor. Fatih Hoca istiyorsa bir bildiği vardır deniliyor. Fatih Terim'in ayak olmasa zaten tribünden destek görme ihtimali yok bu transferin. Yok. Yönetim de bunu dillendiremiyor. Benim anladığım kadarıyla ve hissettiğim kadarıyla bundan çekindiği için Arda Turan'ı istemiyor. Biz Arda Turan'ı takıma alırsak tepki çekerizden çekiniyor.
Benim anladığım kadarıyla bu. Herhalde yönetim zaten oturup bir teknik karar vermiyor. Arda'nın sol kanattaki performansı işte çok hız katmaz bizi ama topa sahip olabiliriz falan diye öyle bir karar vermeyecek yönetim zaten. Daha idari bir karar veriyor. İşin mali boyutuyla ilgili bir sürü şey haberi de çıktı. Yok bedavaya oynayacak, yok 1905 liraya oynayacak. Hani orada da yönetimin elini zayıflattı, zayıflattı aslında. Transfer istemeyen yönetimin. Bilmiyorum. Ben açıkçası en baştan beri bu transferin ne Arda'ya ne de Galatasaray'a bir yarar getireceği kanaatinde değilim. Ama Arda Turan üzerinden bir bilek güreşi bir süredir devam ediyor. Evet, doğru tabir. Bu bilek güreşini, yani bilek güreşine döndü iş. Yine de yani hani Fatih Terim'in daha önce Ünal Aysal'la giriştiği eleman polemiğindeki üslup daha sertti iki tarafında. Hala yumuşak bir üslupla gidiyor. Ama böyle kalmayabilir bu üslup. Yani bu sertleşebilir. Bakın Mustafa Cengiz bugün ne diyecek? Çok merak ediyorum. Yani çünkü şimdi herkes topu birbirine atıyor. Şimdi mesela Mustafa Cengiz cümlesini kullanırken niye o cümleyi kullanıyor? Biz geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız. O kim kullandı bu cümleyi? Fatih Terim kullandı. Bir basın olmazsa hatırla. Transfer, ocak derken biz artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapıyoruz. Kim dedi bunu? Fatih Terim dedi. Şimdi Arda'yı istemeyen yönetim Fatih Terim'in cümlesiyle cevap veriyor. Öyle değil mi? Karmaşık bir durum. Yönetim yani... Ben burada yönetim, Galatasaray yönetimi cesur. Yani Galatasaray yönetimi bu tür böyle bir durumdan polemiğe girme cesaret diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Çünkü şu anda Galatasaray yönetimi mi daha güçlü, Fatih Terim mi daha güçlü? Fatih Terim daha güçlü. Hep öyleydi yani. Bu yönetimle birlikte hep böyleydi. Zaten Galatasaray'da son dönemde pek güçlü yönetimler olmadı. Evet. Yani Mustafa Cengiz yönetimi için de geçerli. Dursun Özbek yönetimi için de geçerli. Duygun Yarsuat yönetimi bir geçiş dönemi yönetimiydi. Birkaç aylık görevi devrettiler. Değil yani Galatasaray güçlü yönetimler ve başkanlar çıkarmakta zorlanıyor son dönemde. Evet. Yani tek aday değildi sonuncusu. Yok, ama hep Galatasaray'da ya, seçim oluyor ama. Evet. En ilginç yani Dursun Başkan'ın gelişi sürprizdi. Ondan önceki Duygun Başkan'ın gelişi enteresan bir geçiş dönemi. Mustafa Başkan'ın gelişi zaten orada sürpriz. Dursun Bey'in yaptığı bir çıkışa karşılık olarak Mustafa Bey bir an başkan oldu. Evet. Öyle oldu yani. Evet. Evet. Konular şu şeye de kısaca konuşalım girelim. Ya. Evet az kaldı ama. Avustralya açık. Evet. Gördün mü Wozniacki nasıl ağladı? Evet. Görmedin tabii. Görmedim. Evet diyorsun. Sen Nadal'ı gördün mü? Çocuğun başına top attı. Evet. Terbiyesiz. Bilerek vuruyor bence. Bence de öyle hemen polemik. Sonra da bir de trimleri oynuyor. Gitmiş yanağından öpmüş. Çok ahlaksız canım bu Nadal. Falan. Haftanın maçı. Fenerbahçe, Medipol, Başakşehir. Ya tabii ki her maç önemli de. Evet. Şimdi burada şampiyonluk adayı iki takım karşı karşıya gelecek yani. O yüzden haftanın maçı bu. Çok ilgi çekici olacak. Neden olacak? Ya yani mesela Okan Hoca bir taktik değişiklik yapacak mı? Ya Başakşehir 4-4-2 oynuyor arkadaşlar. Forvet'le Dembe Ba, Crivelli bir kanatta Eliya bir kanatta Vişça. Ya evet, bunu herhangi bir büyük takım teknik direktörü yapsa ve ligde böyle performans sergilese düzülmeyen metiyeler işte cesur teknik adam biz demiştik. İşte hücum futbolu. İşte hücum futbolu. Doğru. Haklısın kesinlikle. Ama bakalım bu maç öyle mi oldu? Çünkü o önemli işte yani Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de böyle iki hücumcu kanat oyuncusu, iki net forvet, santrfor. Mesela Galatasaray maçındaki anlayışı Türk Telekom stadındaki maçta hatırla daha defansifti. Evet. Mehmet Topal, Mahmut ve öbür defansif orta sahayı söyle. İrfancan'ı oynattı mı o maçta? İrfancan'ı kanatta oynattı. Kanatta oynattı. Üç orta sahayla ilk kez Allah Allah Mehmet Topal, Mahmut, üçüncü defansifi söyle yahu. Azubike. Azubike evet. İlk kez bu üçlü bir maçta aynı anda. İlk kez üçlü bir maçta oynadı. Aynı anda ilk 11 çıktılar. O da Türk Telekom deplasmanıydı. İrfan Can'ın da kullanması o da çok İrfan net bir gösterge. İrfan Can'ın sol önünde kullandı. Aynen. Sonra hatta işte Gudrunsen girdi. İrfan Can ortaya geçti. Asisti yaptı İrfan Can. Şimdi o mu bu mu? Bence ikisinin ortası bir şey bulacak. Yani ne iki santforla çıkacak ne de üç net defansif orta sahayla çıkacak. Yani bence biraz daha dengeli bir kadro. Bir şey var şimdi dengeli tabii. Fenerbahçe'nin Kadıköy atmosferi bir gerçek. Evet. Fiziksel. Ama bir yandan da mesela Fenerbahçe'nin sol beki problemli.
Sağ beki evet. zaman zaman açık verebiliyor. Üstüne gidersen zaaflarından faydalanabilirsin. Bunu yapabilecek bir kadro. Yani Fenerbahçe stoperleri de problemli. Doğru. Yani Jason'la Serdar oynayacak. Yine Serdar muazzam bir dönem geçiriyor, o ayrı. Ama Jason kırılgan bir yapısı var. Çünkü zaten orta saha oyuncusu. Beklenmedik hatalar yapabiliyor. Ayağı kayıyor. Crivelli'ye geçiliyor. Hı-hı. Pozisyon hatası yapıyor. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'yi zorlarsa zorlayabilecek elemanları var. Var. Başakşehir sonuca gidebilir. Yani nasıl bir şeyle sahaya çıkan kadrodan ziyade nasıl bir bakış açısıyla Hı-hı. maça çıkacak Başakşehir, o daha önemli. Yani çekingen mi çıkacak, yoksa hadi arkadaşlar biz bu gerçeklerin ışığında almaya çıkalım. Allah yardımcımız olsun. Göğüs göğüs falan. Çata çat. Çata çat. Önder Özen. Bir çok iyi maç olacak. Yani evet, çok maç kaliteli maç olacak mı çok emin değilim ama çok iyi maç olacağına eminim. Atmosferi yüksek, böyle temposu, heyecanı, gerilimi de biraz bol bir maç olacak. Biraz bol tabii saçma oldu. Biraz olacak. Daha bol da olmasın zaten. Ama iyi maç olacak. Yarın gideceğim ben maça. Vallahi merakla bekliyorum. Evet, o zaman kapatalım. Evet. Yarım saate de geçtik zaten. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz.